herkese geldiğiniz için öncelikle çok teşekkür ederim. Pek bir konuşma hazırlamadım açıkçası. Sadece babama çok teşekkür etmek istiyorum. Benim ilk aşkım olduğu için, ustam olduğu için, bana her şeyi öğrettiği için, evet o bütün saydığı ustalardan öğrendi. Onların yanında benim de yetişmemi sağladı. Ben burada büyüdüm. Bu sahnede onu izleyerek büyüdüm. Bu sahneye böyle çıkmak istemezdim babamla. Ama bak baba birlikte aynı sahnedeyiz. Onu çok seviyorum her şey için. Bütün herkese çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Herkese merhaba. Öncelikle hepinizin başı sağ olsun. Babam Ferhan Şensoy. Rasma abinin bu ani ve acı ve çok erken ve zamansız haberini aldığımda pandeminin başından beri olduğu Bodrum'daydı. Sağlığı şu an bugün burada olmaya elverişli olmadı. Fakat Rasma abinin veda mektubu var. Onu iletmek istedim. Rasma abi. Kavuğu bize teslim ettin. Asla pişman olmayacaksın. Burada, evinde, ses tiyatrosunda, orta oyuncuların önünde sana tekrar söz veriyoruz. Huzur içinde uyu, için rahat olsun Rasim abi. Değerli Rasim Öztekin'in ardından hepimiz bu acıyı hissediyoruz. Bu acıyı hisseden herkesin başı sağ olsun. Herkese sabır diliyorum. Bazı nadir insanlar vardır ki onları içimizde yas, gözümüzde yaş olsa da dudaklarımızda kesinlikle bir tebessümle uyarız. Bu herkese nasip olmaz. Çünkü onlar bize İnsan olmayı bütün boyutlarıyla, hayatta ortaya koyduğu bütün tavır ve davranışlarıyla hissettirmiştir. Ve eminim onlar da böyle yolculuk etmek isterler, böyle ayrılmak isterler bu dünyadan. Ve bundan kesinlikle mutluluk duyarlar. Bu nadir insanlardan birisi de yakından tanıma fırsatına erdiğim sevgili Rasim Öztekin'i de sevgiyle, minnetle, saygıyla ve de tebessümle uğurluyoruz. Yolu açık olsun, Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun. Hepinize sabır diliyorum. Böylesine değerli bir sanatçımızı kaybetmiş olmaktan duyduğum derin üzüntüyü ifade etmek istiyorum. Rasim Öztekin Usta televizyonda, sinema perdesinde, hepsinden öte tiyatro sahnesinde gülen yüzünüz, duygu ve düşünce aynanız, kimi zaman kendimiz, kimi zaman çok farklı insan hikayelerinde rehberimiz olmayı başardı. Ve bütün bunları çok büyük bir başarıyla bize sunmayı başarırken herkesten farklı olarak sahneyi, rolünü seyircinin huzurunda değil, seyirciyi hayatın içinde kabul ederek, seyirciyi hayatının kendi yaşattığı bu hayatın içinde hissettirerek çok farklı bir başarı elde etti. Tiyatroyu, sahneyi, ekranı çok farklı algılamamızı sağladı. O yüzden çok yeri doldurulamaz, çok değerli bir ustamız. Tabii bu zamansız ölümü başta ailesi, sanatseverlerimizi, değerli sanatçılarımızı çok üzdü. Bize düşen onun anısını gelecek nesillere taşımak. Onun her daim zihinlerde, akıllarda kalmasını sağlamak
göstermiş olduğu ustalığı, hocalığı gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak. Bu yönde başta tiyatro camiamız olmak üzere biz de bütün sanat kurumlarımız için üzerimize düşen ne varsa onlarla işbirliği içinde yapmaya devam edeceğiz. Çok değerli bir ustamızı kaybettik. Ben başta ailesine, siz sanatçılarımıza ve sanatseverlere başsağlığı diliyorum. Kendisine Allah'tan rahmet, sizlere sabırlar diliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.